Merhaba arkadaşlar, Faldırmak kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıldızname açılımı yapacağız. Arkadaşlar bu açılım bildiğiniz üzere diğer açılımlardan, sufalı harici diğer açılımlardan en sevdiğim ve en uyumlandığım açılımlardan bir tanesi. Bunu biliyorsunuz, hatta sizin de en çok uyumlandığınız açılımlardan bir tanesi ve en çok baktırdığınız açılımlardan bir tanesi. Özel açılım olarak, kişisel açılım olarak. O yüzden bu açılımı ben sürekli çekmeyi düşünüyorum. Sürekli önünüze koymayı düşünüyorum. Çünkü bu açılımda aldığınız şifa, aldığınız duyum ne olursa olsun, kolektif bile olsa gerçekten tutarlı yorumlar olacaktır. Aynı zamanda tutarlı yorumlar olmuştur. Yani bunun kanıtında birçok yorumda görmüş bulundum. O yüzden söylüyorum. O yüzden bu açılımı alıp kabul edebilirsiniz şimdiden. Niyetinizi tutuyorsunuz, niyetinizi ediyorsunuz. Niyetiniz ne olursa olsun hiç fark etmiyor. İlişki konusunda da niyet edebilirsiniz. İş konusunda da niyetinizi alıyorsunuz ve bu bakımı dinliyorsunuz. Bu kağıt neden boş? Bu kağıda sizin hanesel, kadersel döngünüz, şu anki döngünüz, geçmiş, şimdi, gelecek olarak bir tılsım çizeceğim. Bu tılsım hem hanenizde herhangi bir işlem büyüğü, nazar tılsım, haset, kıskançlık enerjisi varsa bunları gösterecek. Hem de sizin hayatınızla ilgili güzel bir yön verecek bize yıldızname açılımımızla birlikte diyorum arkadaşlar. Bu açılıma şu anda uyumlanmak isteyen, niyetini ve dileğini tutmuş kişiler abone olup bu videoyu beğenirse bu açılımın şifasını yaklaşık 40 gün içerisinde görmeye başlayacak. Aynı zamanda bu videoyu şu anda tıklayıp açmış, izleyen, herhangi bir şekilde denk gelmiş kişiler varsa onlar da bu niyete dahil olabilirler. Çünkü sonuna kadar izlediğiniz zaman bu videoyu bu açılımla kesinlikle bir olup bir şekilde şifasını göreceksiniz demektir. Zaten açılım boyunca bedeninizde sıcaklık hissiyatının artması, odağınızın sürekli bende olması, aynı zamanda bedeninizin titreşim ya da uyuşma tarzında kalbinizden, sol bölgenizden giren kolunuza kadar, bacağınıza kadar belki de bir uyuşma varsa kesinlikle şifa görüyorsunuz demektir. O yüzden şimdi de açılımımızı başlatıyoruz arkadaşlar. Umarım hayırlısı ve şifası olur sizler için diyorum. Evet. Tılsımımı çiziyorum. Evet arkadaşlar. Hane içerisini. Bakın şu hane içerisi, şu da sizin hayat çerçeveniz. Hane içerisini şu anda sıkıntıya sokmuş bir kişi var. Bu kişinin isminin içinde S harfi, hatta bunlar bir kişi değil, bunlar iki kişi olarak gördüm. Bir tanesi olgun bir bayan, hatta sizden yaşça büyük bir bayan. Bir tanesi de hafif kilolu. Annenizin yaşlarında ya da size daha öncesinde sıkıntı yaratmış bir kişi. Bunlar hane içerisine girmiş ve haneyi bulandırmış gözüküyor. Hane içerisini sıkıntıya sokmuş gözüküyor. Fakat burada ağlayan bir kadın var. Yani bu kadın çok gözyaşı dökmüş. Çok emek sarf etmiş. Bir şeylerin olması için, bir şeylere gerçekten çok çabalamış. Bu kadın her kimse, bu gözyaşı döken kişi, bu da aynı şekilde yaşça büyük ve hanenizden bir kişi, kan bağınız olan bir kişi, anneniz olabilir ya da ablanız olabilir. Bu kişinin niyeti ve dileği gerçekleşiyor. Çünkü bu kişi sizin hakkınızda çok güzel bir dilek dilemiş. Sizin kariyer hayatınızla ilgili bir çıkmaz var. Yani bu çıkmaz
daha öncesinde sizi gerçekten çok yıpratmış, çok sinirli olmaya başlamışsınız, çok takıntılı bir insan olmaya başlamışsınız. Bunun ağırlığını sürekli hane içerisinde görmeye başlamışsınız. Hane içerisinde sağ ayağınıza girdiğiniz zaman ya da sol ayağınıza girdiğiniz zaman bir ağırlık taşıma yatak odasında, lavaboda, banyoda bu şekilde yerlerde bir ağırlık taşıyorsunuz üzerinizde. Örnek veriyorum. Lavaboya giriyorsanız çok geç ya da çok erken bir şekilde çıkmak istiyor olabilirsiniz oradan. Bu gibi durumlarla karşı karşıyasınız. Evet, hanenizde bir işlem var. Hanenize birileri işlem yaptırmış. Bu kişinin bir tanesi esmer tenlerde, dediğim gibi. Diğeri de beyaz tenlerde bir insan. Zaten yaşlı bir kişi olarak gördüm bunu. Ama bu kişi sanki böyle baba tarafına yakın bir insan. Çok dedikodu yapmış, çok konuşma geçmiş ve bu konuşma sırasında da açıkçası hane bireylerinden kişilerin ismini saymış gözüküyor. Saydığı için hane bireyleriyle alakalı çok büyük aksilikler olmaya başlamış. Yani evliyseniz eğer evliliğiniz bozulmuş olabilir. Evliliğinizle ilgili sıkıntı çekiyor olabilirsiniz, çekmiş olabilirsiniz. Bin türlü sıkıntıları görmüşsünüz. Bu bayan şu anda hane içerisinden uzaklaşmış. Çünkü bu kişinin gerçek yüzünü görmüşsünüz. Gerçek kimliğini görmüşsünüz. Gerçekten kendini düşündüğü için bir şeyleri yaptığını görmüşsünüz. Hane içerisinden uzaklaştığı için de bu kişinin kendi ailesiyle alakalı, kendi bireyleriyle alakalı yaptırdığı işlemin ağırlığını taşımaya başladığını görüyorum. İçiniz çok rahat olsun. Çünkü burada baktığım zaman yıldızname haritanızda sizi etkileyen, sizi sıkıntıya sokan birçok şeyin üstesinden gelmişsiniz. Birçok şeyi atlatmışsınız ve atlatmak üzeresiniz. Kafanızı bulandıran o kişi her neyse, o kişiyi kendi hanenizden de olsa göreceksiniz. Ama şuna çok dikkat edin. İlişki konusunda ciddi bir nazarınız var. Bakın, ilişki konusunda siz kendinizi sürekli ortaya atıyorsunuz. Sürekli bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Sürekli bir şeylere çare olmaya çalışıyorsunuz ama ilişkinizde öyle bir olay yaşanmış ki, yani siz açıkçası perdenin arkasından görüyorsunuz, öyle söyleyeyim. Ama asıl dönen olay ilişki ve kariyer konusunda olmuş arkadaşlar. Kariyer konusunda sağ tarafınızdan bir kişinin nazarını çekiyorsunuz. Ayrıca bu kişinin isminin içinde de İ harfi, M harfi gözüküyor. Sağ tarafınızdan bakın. Sağ tarafınızdan bir nazar çekiyorsunuz. Ofisinizde oturduğunuz bir yerin sağ olabilir. Yanınızda oturan bir kişi olabilir. Ya bu kişi daha öncesinde sizinle uğraşmış. Hatta sizin hakkınızda birçok şikayet yapmış olabilir. Üstlerinize. Bu kişiye dikkat edin arkadaşlar. Bu kişi aslında sizin ayağınızı kaydırmaya çalışıyor. İş konusunda, kariyer konusunda sizi sıkıntıya uğratmaya çalışıyor. Bunu söyledik. İlişki konusunda da, ilişki hayatınızda sevdiğiniz, değer verdiğiniz o insanın üzerinde bir ah var. Yani aslında siz bir ah etmişsiniz bu insana. Fakat daha öncesinde de bu insan bir ah almış bazı insanlardan. İlişki konusunda bu kişinin kendi hayatıyla alakalı, maddi konularla alakalı bir çıkmaza girdiğini görüyorum. Yani ona aslında birçok seçenek sunmuşsunuz. Bak, şöyle olmazsa böyle olur, böyle olmazsa şöyle olur gibi. Ve bu insanı defalarca bazı konular için uyarmışsınız. Siz uyardığınız halde bu insan gitmiş ve kendi isteğini yapmış gözüküyor. Bu insan daha öncesinde de zaten size yalan söylemiş. Yani ilişkim yok demiş, şöyle demiş, böyle demiş. Birçok yalanlar söylediğini görüyorum.
Siz bu insanı dinlemiş, gerçekten gönül vermişsiniz. Yani yaptığı, söylediği şeylere gerçekten inanmışsınız. Fakat bu kişi sizi çok yanlış yönlendirmiş ve şu anda hayatında, bakın şu anda hayatında isminin içinde R harfi olan, A harfi olan bir kişinin olduğunu görüyorum. İsminin içinde ya da soyadında da olabilir. Bu kişi, bu birlikte olduğu kişi esmer tenlerde bir insan. Esmer tenlerde bir kişi, bir karakter. Bu kişinin birlikte olduğu, yani aklınızdaki kişinin birlikte olduğu kişi çıkar ilişkisinde bir insan. Çıkar ilişkisi yürütüyor şu anda. Bu çıkar ilişkisinin kendisine birçok zarar, birçok bela açacağını görüyorum. Özellikle dediğim gibi maddi açıdan bu belayı, bu sıkıntıyı çekecek. Çektiği zaman da inşallah sizin değerinizi daha iyi bir şekilde anlayacak gözüküyor arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. Sadece odaklanmanız gereken kendi hayatınızla ilgili, özellikle maddi konularla ilgili bazı sıkıntılar olacak. Maddi konularla alakalı düzensiz olan, düzene girmeyen bir durumun içerisindesiniz. Bu durum ister istemez sizi hayal kırıklığına uğratmış. Maddi açıdan şu anda birçok seçeneği düşünüyor olabilirsiniz. Birçok seçeneği göz önünde bulunduruyor olabilirsiniz. Ama burada düşündüğünüz bir şey var. Bakın, tam böyle kalbinizin, başınızın üstünde sağ tarafınıza kadar böyle işlemiş bir düşünce. Bu düşünce yaklaşık 2 yıldır, 2,5 yıldır kafanızda. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam dediğiniz bir düşünce. İnsanlar sizi çok farklı yönlendirmeye çalışıyor. Bakın, burada da bir yolculuk var. Yani bir yolculuk yapacaksınız aslında siz. Bir yere gideceksiniz. Gittiğiniz yerle alakalı yapacağınız bir iş. Hane içerisine gelen, hane dışından gelen, hatta farklı bir şehirden gelen, zarfın içerisi mühürlü, hatta bu mühür böyle özel bir yerin mühürü olabilir. Ya da büyük bir yerin, devlet tarzında, devlet kapısı tarzında büyük bir yerin mührü olacak bu belgenin içerisinde ya da bu zarfın içerisinde. Bu sizin elinize geçtiği zaman bulunduğunuz yerden farklı bir yere gideceksiniz arkadaşlar. Bir yolculuk var. Bu yolculuğu yapacaksınız. Bu yolculuğu yaptıktan sonra kariyer ve maddi açıdan hayatınızda bazı değişiklikler olacak. Yani zorunlu değişiklik yapacaksınız aslında bir nevi. Ve bulunduğunuz ortamda, bulunduğunuz hane içerisinde eşyalarınızı apar topar topladığınızı görüyorum. Apar topar böyle bu yere gideceksiniz siz. Aslında burası sizin için daha hayırlı. Yani bu gideceğiniz yer, bu yolculuk yapacağınız yer size o kadar hayırlı gelecek ki. Aldığınız dualara, ettiğiniz dualara değecek bir yer. Gerçekten çok iyi hissedebileceğiniz bir yere gideceksiniz. Ama şu anda bulunduğunuz hane içerisinde, şu anda bulunduğunuz hane içerisinin pervaz kuşilerinde. Demiştik ki hani iki kişinin gerçekten işlemini almışsınız. Büyü tarzında bir işlem yaptırmışlar. Bu kişilerin sıkıntısı pervaz kuşillerinde arkadaşlar. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Hane içerisinde pervazların kenarına sıkıştırılan o işlem ya da size içirme işlemiyle yapılan o kötü niyetli, kötü enerjili tılsımdır, büyüdür, nazardır. Bu işlemler arkadaşlar zaten bir büyü yapılsa insana 7 nazar etkisini taşır o insan. Yani deveyi kazana, insanı mezara sokan bir işlemdir büyü işlemi. İnsanı cinnet geçirttirecek derecede de bunalıma sokar, huzursuz eder. Sürekli rüya gördürür. O yüzden size önereceğim zikri lütfen çekin. Hane içerisinde bunun şifasını çok fazla bir şekilde göreceksiniz ve bu üzerinizdeki bu
nazardasındır, büyüdür gibi enerji sizi bu şekilde kurtaracak açıkçası. Ya Nafi Celle Celahü. Ya Nafi Celle Celahü zikrini yaklaşık haftanın her günü 500 defa her yattığınız zaman çekip yatın. Günden güne rüya görmeleriniz azalacak. İlk başta rüya görme durumlarınız azalacak. Zaten ilk başta bu rüyaya etkiler. Rüya görme durumlarınız azalacak. Daha sonrasında yediğiniz yemeğe kadar her şey değişecek. Tat alacaksınız. Yediğiniz yemekten tat alacaksınız. Gerçekten o yemeğin tadını alacaksınız. Bu işlemi böyle bir işlemdir arkadaşlar. Yemeğin tadını bile bozan bir işlemdir. İnsanlar size bunu reva görmüş, yaptırmış ama siz bundan bu video sayesinde inşallah kurtulacaksınız. Merak etmeyin. İçinizde herhangi bir şüphe, sıkıntı kalmasın. Bu video bir nevi de dediğim gibi hanenizdeki işlemleri yaptıran kişi kim? Buydu arkadaşlar. Yani genel açılım olarak bunu inşallah söyledik. Odaklandım. İnşallah görmeye çalıştım. Söyledim. O insanlardan uzak durun. Zaten o insanlara baktığım zaman kendi kuyularını kazıyorlar, haberleri yok. Gerçekten baktığım zaman kendi kendilerine düşmüşler. Kendi hanelerinde maddi bazı sorunlar ve sıkıntılar başlamış gözüküyor. Maddi sorunlar, borçlar şu anda onların yakasına yapışmak durumunda kalmış. Hiç merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Sizin bu zikri çektiğiniz zaman yaklaşık 40-45 gün içerisinde fayda şifa görmeye başlayacağınızı ifade edebilirim. Eğer 40-45 gün içerisinde çok az bir değişiklik olduysa hayatınızda, bu zikri bugünden itibaren, bu videoyu izlediğiniz günden itibaren 90 gün çekmeye devam edin. İnşallah hayırlısı ve şifası olsun diyorum. Hane içerisine girip büyü yaptırmaya, tılsım yaptırmaya çalışan o insanların yakasına sizin çektiğiniz bu zikir yapışacak arkadaşlar. Onların yakasını, onların kötü enerjisini bırakmayacak. Hiç merak etmeyin. Aynı zamanda sizin hanenizde huzur enerjisi, maddiyatla ilgili, özellikle eşleri ayırmak adına yapılmış işlemlerle ilgili çektiğiniz zaman bu zikri çok fayda, çok şifa göreceksiniz. Hatta ilişkinizdeki o insanı bile size tekrar geri getirecek bir konuşma fırsatı sağlattıracak gözüküyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden detaylı bakım almak isteyenler 0546 650 5170 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Hoşça kalın.